Sevgili beni izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Akın Çavdarlı'nın Karikatür Hareketi yayınına, içeriğine, programına, her adı neyse. İşimiz kalem ve kağıt. Amacımsa yani böyle kolaylıkla defter kenarına ya da herhangi bir beyaz kağıda, sarı kağıda kalemle kolayca bir şeyler çizmenizi sağlamak. Umarım bununla ilgili olarak sizlerin de hoşuna giden bazı çizimlerimiz, esprilerimiz oluyordur. Bu hafta yine gümbür gümbür bir yayınımız var. Neler mi var? Çok kısa bahsedeceğim. Çünkü biraz uzatınca Muhammed Bey kaşını maşını indiriyor, oraya buraya böyle şey yapıyor, trip yapıyor. Onun için hızlı hızlı söyleyeceğim. Bakalım nasıl hızlı söyleyebileceğim. Öncelikle bir sosyal medyada birbirlerini tanıyıp bir araya gelen, date diyorlar onun adına herhalde, date yapan bir çiftimiz, ana karikatürümüz olacak. Çok fazla bir detay vermeyeceğim çünkü çizerken orada hep beraber onu göreceğiz. Akabinde onu boyadıktan sonra balonunu yazmadan önce bir biliyorsunuz sergi alanımız var. Bu sergimizde de sizden bana gelen karikatür isteklerini karşılık vermeye çalışıyorum. Onları çizmeye, sizleri memnun etmeye çalışıyorum. O çizdiklerimden benim de karikatürümü, işte halamın da karikatürünü ya da bize ailece mutlu bir karikatürümüzü vesaire vesaire gibi isteklerinizi yaptığım ve onları da sunduğum köşemiz var. Onun haricinde çok tatlı bir Polonyalı kadın karikatüristi sizlerle tanıştıracağım. Adını tabii ki Polonyalı birazcık zor söyleyeceğim ama olduğu kadarıyla idare edin. Isabella, olmadı baştan alıyorum. Isabella Kowalska Wieczorek. Hatta bunu bir Polonya aksanıyla da söylemeye çalışayım. Isabella Kowalska Wieczorek adlı çok tatlı bir hanımefendinin yaptığı karikatürleri sizlerle tanıştıracağım. Bir de ağzını yüzünü benzettiğiminin bir karakteri olacak. Onu da bilirseniz, tabii ki hazır buradayken Muhammed Bey şuraya bir karikatür hareketi WhatsApp hattımızı yazalım. Oraya değil, buraya bakıyorum. Burada birkaç tane kamera var ve aynı zamanda bu elimin ne kadar uzun süre durursa telefon numaram da o kadar uzun süre duracak, insanlara kolaylık olsun diye elimden geleni bakın. Elimden ne geliyor? Pek bir şey gelmiyormuş. Verdik telefon numaramızı. Buradan benimle irtibat sağlarsanız çok mutlu oluyorum. Tanışmamıza vesile oluyor. Aklımda son olarak da küçük büyük herkesin sevdiği ve hakikaten çok işe yaradığını düşündüğüm bir teknik var. Bir hayvan sesinden bir hayvan çizeceğiz. Hadi söylemeyeyim onu, o anda bakalım beğenecek misiniz? Bir de bu programa özel bir sürprizimiz olacak. Onu da zamanı gelince sizlerle paylaşacağım. Şimdi ne duruyorum? Karikatürü çizmeye doğru uçuyorum. Öncelikle çok güzel bir bayan yüzü çizmeye çalışacağım. Yani biliyorsunuz artık sosyal medyada herkes birbirine benzemeye başlayan makyajlar yapıyorlar. Ya da işte gereksiz estetikler geçiriyorlar. Ve dolayısıyla bir kişiyi bir kişiden ayırmak oldukça zor olabiliyor. Bu da yine o jenerasyondan bir hanım kardeşimiz diyelim. Bir de şöyle selfie esnasında bir ağız büzme hareketi var. Onu da şöyle yapayım. Hani öpücük mü gönderiyoruz yoksa ne yapıyoruz bilmiyorum. İki de şöyle çil konduralım. Hatta bir de şöyle saçını yapalım. Evet. Bence her şey yolunda gidiyor. Gayet hoş bir bayan yapıyoruz gibi. Şimdi tabii böyle ara vere vere. Şimdi de mesela onunla buluşacak olan bir arkadaşı yapalım. Onun da mesela şöyle. Son moda alabros bir saç yapalım. Ve kulakları arkadan görünüşü şöyle kulp şeklinde. Evet. Onu da arkadan gördüğümüzü şöyle sırtlığını yaparak açığa çıkaralım. Evet, şöyle masaya tutunsun. Burada da tabii bir masamız olsun. Çünkü buluşmaya gelmişler, sosyal medyada birbirlerini görmüşler, beğenmişler, uygun görmüşler ve buluşmuşlar.
artık kısmet diyelim, daha doğrusu karikatürün burasında kısmet diyelim. Acaba gelişiminde neler olur onu bilemeyiz tabii ki. Evet, biraz tereddütlü bir kaş yaptık. Ve şöyle bir ağız yapalım. Hatta dişlerin arasından konuşsun şöyle. Diye en zor şeydir böyle. Dişlerin arasından konuşmak. Evet, biliyorsunuz saçları siyah yapmadan içim rahat etmiyor. Evet, onu da yaptık. Bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi enteresan bir espriye neden teşkil eden bir görüntü çizmeye çalışacağım. Bakalım muvaffak olacak mıyım? Muvaffak, muvaffak. Evet, şöyle onu bir çerçeveye alalım. Ondan sonra şöyle el cihazlarını yapalım. Evet. Hanımefendi kendinden çerçeveli gelmiş olsun. Evet. Kendi çerçevesini de buluşmaya getirmiş. Evet. Evet, çerçevesini oturtturduk onu. Şimdi hanımefendi birazcık yediğine içtiğine çok fazla dikkat etmediğini görüyoruz. Şekerli besinleri fazlasıyla ne yapıyor, tüketiyor olabilir. Ama profil fotoğrafında hiç belli olmuyordu açıkçası. Evet. Şöyle yerleştirdikten sonra. Evet. Saçlarının kalan kısmını da şöyle yapalım. Maşallah pek de gür saçları varmış. Evet ve şuraya sığışmaya başlamış. Biraz iri yarı tabii ki. Tabii hesap da bayağı zorlayabilir bu genç kardeşimizi. Bakalım nasıl kendini sandalyeye de nasıl sığdıysa bakalım sandalyeyi de şöyle yapalım. Evet, sandalyeye de sığışmaya çalışmış. Evet, burayı bir pastane ya da işte bir lokanta gibi yapalım. Evet, şuraya da şöyle yapalım. Muhammed Bey bu perdelerin de boyanmasını istiyor. Bakalım bu sefer de o perdeleri boyayabilecek miyiz? Elimden geleni yapacağım. Evet, şimdi onu boyama vakti. Boyamızı öncelikle bir sarıyla neşelendirelim isterim. Jungle jungle bir sarıyla. Şöyle sosyal medya sarısı diyelim bunun adına. Sosyal medya sarısıyla bir güzel bezeyelim. Evet. Çok fazla sarı renk biliyorsunuz saç diplerine ve saçın her türlü organik haline çok aykırı ve daha sonrasında sıkıntılar çıkarabilir. Dolayısıyla bütün saç boyası şirketlerinin şimşeklerini üzerime çektiğimin farkındayım. Evet. Yaparken güzel ama ya gerisi, gerisi ne olacak acaba? Evet, şimdi hani o bahsettiğim üğülü bir desenimiz vardı. O üğülü desenimizden yapalım. Üğülü desenimiz hangi renkle? Kahverengiyle galiba gayet şık olabiliyordu. Bakalım, evet şöyle, şöyle önce U'ları çizelim. Sonra gerekirse üğüleri de koyarız diye düşünüyorum. Evet, ortalara gelince biraz kenarları küçük yapalım ki boyut katalım. Yuvarlak hatları çünkü bize yaklaşan bombeli yerleri daha yayılabilir. Ama kalan yerler daha küçük olabilir. Evet. Burada da aynı taktiği deneyelim bakalım. Bombeli olan yerleri daha iri yapıp kenarları daha küçük yaparsak, evet bir bombe elde etmiş olduk. Bombe, bombe, bombe. Vallahi bombe gibi oldu yani ha. Maşallah bombe gibi oldu. Evet, şuralara da küçük üler koyalım daha doğrusu. Evet. Noktalarda ü harflerimiz olsun. Evet. Evet, umarım televizyonunuzda da güzel görünen bir efekt yaratmış olduk.
Şimdi biraz daha ten rengi yapalım. Ten rengini artık ezberledik. Biraz sarı şurada ve çok az bir kırmızı burada ve onu suyla aç. Evet, sistem bu. Biraz kırmızı, biraz sarı, sonra suyla aç. Evet, hakikaten güzel bir formül oldu. Neydi formülümüz? Biraz sarı, biraz kırmızı, sonra suyla aç. Biraz sarı, biraz kırmızı, sonra suyla aç. Evet, açıyoruz pembiş pembiş. Kolları da çıktı ortaya. Beyefendiyi de mesela biraz şey yapalım, heyecanlanmış yapalım bu görüntüden dolayı. Çünkü bu belki de bu şekilde hayal etmemişti. Burnu da kızarsın. Suyla açalım. Evet. Kırmızı burunlu bir beyefendi elde ettik. Ona da mavi yakışabilir. Erkeklere mavi, kızlara pembe diyorlar ya. Biraz da aslında bizim işimizi de kolaylaştırıyor böyle kodlanmış renkler. Halbuki herkes istediği rengi ne yapabiliyor, giyebiliyor. Artık renk ayrımı diye bir şey kalmadı. Bütün renkler eşitlendi. Sadece modacıların o sene ne yapacaklarıyla ilintili bir tasarrufları olabiliyor. Yeşil eksik gibi sanki. Biraz yeşile doğru meyil edelim. Mesela koltuk yeşil olsun. Bir de şurası yeşil olsun. Şöyle yerlerini belirleyeyim. Sonra zaten suyla açması kolay. Suyla şöyle açalım. Evet. Kağıdımızda bu suyu yiyince sanki canlı bir organizma ki zaten bence canlı. Kağıt canlı bence. Çünkü hareket ediyor kağıt suyu yiyince. Bu da bir efekt. Bombe bombe dedik. İşte size bombe oldu. Bombe bir kağıdımız var. Neyse ki birazdan kuruyup ne yapacak? Kendi şekline dönebilecek. Şimdi artık birazcık tonlama vakti. Şöyle bombeleri yuvarlaklaştıralım. Evet. Evet, şimdi Muhammed Bey'in isteğini yerine getiriyoruz ve perdeyi boyuyoruz. Perdeyi boyayalım. Perdeyi de şöyle bakalım. Bu sarıdan zaten yapmış idik. Biraz da şundan. Evet, sarı katıştırdık. Biraz da bu renk. Evet. Şöyle bir renk oldu. Hatta onu açalım. Kadifemsi bir şey olsun şöyle. Evet, burada da yapalım. Evet, boyamamız şu anda kurumayı bekler hale geldi. Şimdi artık boya kururken yine hareketli bir bölümümüze geçebiliriz. Neydi o hareketli bölümümüz? Evet, sergiler. 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 Evet, öncelikle o elleri yetenekli erkeklerin karikatür dünyasındaki o ağırlığının arasında bir çiçek gibi açan binlerce vardır mutlaka dünyada kadın yeteneklerimizden Isabella Kowalska Wieczorek ile sizi tanıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Isabel diyeceğim ben ona kısaca. Isabel, şöyle göstereyim. Aslında eski bir, daha öncesinde illüstratörlük yapmış. Daha sonrasında babasının da yüreklendirmesiyle, zaten ailesi sanatçı bir aileymiş. Yaptığı illüstrasyonlara mizahı katarak daha keskinleştirmeye başlamış. Buradaki görselde de, karikatürde de zaten rahatsız olduğu çevre kirlenmesiyle ilgili, ki hayvan hakları, çevre kirlenmesi gibi haliyle bazı hassasiyetlerini daha rahat ifade edebildiği bir platform yakalamış ve o karikatür platformunda gördüğünüz gibi ne kadar titiz, zarif bir çizgi tarzı var. Kuşların renkleri ve gökyüzünü bir işçi sınıfından bir işçi gökyüzünü temizliyor ve kuşları özgürlüğüne kavuşturuyor. Çok güzel. Kuşlar da rengarenk, yani papağanı var,
bülbülü var. Var da var, var da var. Diğer karikatürüne geçiyoruz. Diğer karikatürü de çok güzel bir doğa karikatürü. Siz onu izlerken ben biraz Isabel'den bahsedeyim size. Onlar ilgili çok kısıtlı bir bilgi var. Onun için o kısıtlı bilgiyi notlarımın arasından çıkartayım ve sizlerle paylaşayım. Kendisi Polonya'nın Torun şehrinde 1955 yılında dünyaya gelmiş. Erkek çizerlerin ağırlıkta olduğu karikatür dünyasındaki çalışmalarındaki renk zerafeti, inanılmaz görsel gücüyle parlamış. Ve dünyanın geleceğine dair kaygılarını ifade ediyormuş yani sanatıyla. Ki gördüğünüz gibi bu renkli yeşillikler içerisinde insanların onları katletme zulmüne karşılık o güzel doğadaki hayvanlar bir ağacın tepesinde şşş diye sessizce o iriliklerine bakmadan o ağaçta kümelenmişler. Çok da güzel ifade etmiş. Ellerine sağlık diyoruz. Yani onun düsturu şöyle bir şey. Düşüncesizlik, adaletsizlik ve aptallıkları görmek benim çizimlerimi kışkırtıyor demiş. Böyle ifade etmiş kendini. Çocukluğunda her çizgi sever kardeşimiz gibi biraz içe kapanık ve çok fazla konuşmayan bir tarzı varmış. Dolayısıyla kendisinin bu zarif çizgileriyle zaman geçtikçe ülkesinin dışına da taştığı bir şöhretiyle birçok yarışmada ödül almış. Diğer bir karikatürüne daha geçeceğiz. Burada da internet dünyasını birazcık tiye almış. Evet. Yani sosyal medyanın aslında kırmızı elmasının bedavadan olmadığını gösteren aslında o kırmızı elmanın arkasında onlardan, gençliklerden, onların taze zihinlerinden, çocukların taze zihinlerinden çalınan o saatler, o dakikalarla ilgili olarak bir elma sembolünü kullanmış. Çok da güzel kullanmış. Son olarak Isabella için şunları söyleyebiliriz. Çeşitli yarışmalarda eserlerin ödül aldığını söylemiştim. Bu vesileyle aslında tüm üreten kadınlarımıza saygı ve sevgilerimizi yollamak istiyorum aslında. Mutlaka beni de izleyenler arasında çizmeyi seven, çizmeye başlayan hanım kardeşlerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz olabilir. Bana buraya WhatsApp hattıma, Akın Çavdarlı karikatür WhatsApp hattıma siz de karaladıklarınızı gönderebilirsiniz. Bu vesileyle sizlerle de tanışmış, hatta yaptıklarınızı paylaşmış olurum. Geçmiş yayınlarımızda bu türde paylaşımlar yapmıştık. Kadın izleyenlerimden daha fazla üretim bekliyorum. Çünkü tüm üreten kadınlarımıza devrim ve gelecek onların elinde olduğunu söylemeye çalışıyorum aslında dilim döndüğünce. Fakat bu devrimi yaparken onların ihtiyaç duyduğu tek şey omuzlarındaki o şiddet, erkek şiddetinin gölgesi. O gölge ortadan kalkınca her şey çok daha güzel ve mutlu olacaktır. Bu şekilde de Isabel'e bir selam gönderiyoruz, sağ olsun. Şimdi sizlere sizlerden gelen istekleri yanıtladığım bir çizim serisini hızlıca gösteriyorum. Evet, bu karikatürde Nazlı Hanım iş arkadaşı Ekrem Bey'in yaş günü için onu kedisi Zalim'le birlikte çizmemi istedi. Ben de elimden geldiğince çizmeye çalıştım. Nazlı Hanım çerçeveletip kargoya bir an önce göndermeyi planladım. Merak etmeyin, konuştuğumuz gibi o gün elinizde olacaktır mutlaka. Sevgiler, saygılar. Bir diğeri, bir çiftimiz var. Erkan ve nişanlısı Rümeysa Hanım İstanbul ziyaretlerinde Galata Kulesi'ne gitmişler. Ve orada selfie anını çok sevmişler. O fotoğrafı bana gönderip bunu acaba ölümsüzleştirip bu anı çizebilir misin diye rica ettiler. Tabii ki ben de elimden geleni yaptım. Buyursunlar, mutlulukları daim olsun. Ve son olarak şimdi de Ankara'dan Şekip Bey Erzurum'daki arkadaşı Talat Bey için muzip bir karikatür istedi benden. Ben de Talat Bey'i çizdim.
Kendisi acıyla yoğrulmuş, boğazına düşkün bir beymiş. Şekil olarak bu türde bir matraklı uygun gördüm. Umarım beğenirler. Asıl şimdi bir bölümümüzün ben acaba kimim haline geldik. Yani toparlayacak olursak bu ağzını yüzünü benzettiğiminin karakteri acaba kim? Bakalım kendisini tanıtsın. Diyor ki, ekranlarda olmazsa olmam. Yani olmayı çok seviyor ekranlarda. Fakat şu sıralar herhalde olamıyor da olabilir, tam bilemiyorum. Yetmez ama light muhalifim demiş. Hangi ata oynayacağımı bazen şaşırırım. Çokça da şaşırırım. Ondan sonra burcum Başak demiş. Yükselenim de rüzgar horozu. İki tane tontiş ihtiyarla bilimli milimli YouTube falan çekiyorum demiş. Ve polemiksiz yaşayamıyorum. Bilin bakalım ben kimim demiş. Eğer bilenler varsa kendileriyle tanışmam için bu zatı muhteremi, ağzını yüzünü benzettiğimi muhteremini bana bu telefon numarasına göndererek paylaşabilirsiniz. Sizlerle tanışmaktan mutluluk duyuyorum. Bu bölümü kapatmadan önce size kendi Ulusal Kanal ailesi içerisinde bir sürpriz hazırladım. Bakalım sürprizimiz neymiş, izleyelim. Şimdi Yeşim Hanım'ın ondan habersiz sürpriz olarak karikatürünü yaptım. Bakalım şimdi kendisine o karikatürünü teslim edeceğiz. Nasıl kendisi karşılayacak bunu bilmiyoruz. Ekranlarımızın güzel yüzlü Yeşim Hanım'ının evet. Merhaba, nasılsınız? Şimdi sizlere yaptığım karikatürü teslim ediyorum. Bakalım beğenecek misiniz ve bunda yazdığım yazıyı da okursanız sevinirim. Öncelikle bir, evet, Muhammed Bey çekiyor musunuz? Evet, hazır. Bir, iki, üç. Şaka. Evet. İşsizlik ortadan kalktı. Açlık, hırsızlık, tecavüz yok denecek kadar az. Sağlıkta devrim yapıldı ve kanser aşısı sayesinde ortalama yaşam süresi uzadı. Küba'dan haberler böyleydi. Az sonra yurdumuzun gündem başlıklarına göz atacağız. Ama önce flamenco'yla biraz stres atalım. Akın Çavdarlı'nın hediyesi. Çok teşekkür ederim Akın Bey'e. Çok şaşırdım. Güle güle kullanın. Sürprizim var dediniz. Böyle bir şey beklemiyordum. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Yeşim Er Yılmaz hanımefendimize de böyle bir sürpriz hazırladık. Beğenisini gördük. Sizlerin de gönderdiğiniz portrelerinizi çizmekten zevk alacağım. Şimdi karikatürümüzün balonunu yazmaya gidiyoruz. Evet, şimdi bu iki genci sosyal medyada gördükleri, birbirlerini tanıdıkları ve sevdikleri bir durumdan sonra bir araya ilk defa gelmişler ve bir lokantaya oturmuşlar. Ve bu lokantadaki diyaloğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım ne demişler? Daha doğrusu beyefendi ne demiş bu hanımefendi için? Ay, aynı profil fotoğrafınızdaki gibisiniz, ne güzel! Yalana bak. Bu arada benim çok acil bir işim çıktı. Sonra görüşürüz, ben kaçtım diyor. Şimdi bu sosyal medyadaki bu türdeki şoklar her zaman olabilir. Bu şoklara hazırlıklı olan bir nesil var anladığım kadarıyla. Ve işin her türlü hilesini, hurdasını artık çözmeye başladılar. O bambaşka bir dünya. Umarım hayırlı olur diyelim. Ve şimdi programımızın diğer bölümüne doğru yol alalım. Size bir hayvanın sesini yazarak onu çizmeyi vaat etmiştim. Şimdi onu yapalım. O hayvan hangisiydi? Evet, doğru bildiniz. Kedi ve şöyle bir sesi olsun. Bir el yazısıyla. Mi. Yav.
diye yazdık. Miyav. Elyasıyla miyav yazdık. Şimdi bunu bir kediye bakalım nasıl çevireceğiz. Onun için bakıyoruz neresi uygundur diye. Bir kere şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan şuraya hepsini bir düzleyelim. Düzledikten sonra şunu da kuyruğu olarak mesela düşündüğün. Evet. Çok da fazla uğraşmadan şöyle böyle böyle ayaklarını yapalım. Bir de şöyle sevimli bir yüz olsun diye bir burun koyalım. Ve buna şöyle bıyıklarını koyalım. Ve bu kısımları da ortadan kaldıralım. Delilleri ortadan kaldıralım. Delilleri ortadan kaldırınca böyle sırtı venekli. Hatta o delilleri biraz da şurada devam ettirelim. Böyle bir bütünlük olsun diye. Evet. Miyav diyen bir kediyi yapmış olduk. Evet, miyav yazarak bir kedi de yapmış olduk. Demek ki sadece hayvanın ismini yazarak çizmiyoruz. Aynı zamanda ağzından çıkanı da yazarak çizebiliyoruz. Kolay gelsin. Siz de yaptıklarınızı buna benzeyen mutlaka yapacaksınızdır. Bana buraya WhatsApp hattıma, Akın Çavdar'da karikatür hareketi WhatsApp hattıma göndermeyi unutmayın. Sizlerin çizgilerinizle, sizlerle tanışmaktan mutluluk duyacağım. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Sizler için hazırladığım bu malzemeleri sizlerle paylaştım. Çok teşekkür ederim beni misafir ettiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.